Hayırlı, keyifli ve sağlıklı akşamlar diliyoruz efendim. Ben Bora Erdin ve Karar ve Ses ekonomi yazarı İbrahim Kahveci ile bu akşam yine ekonomiye dair notlarımızı sizlerle paylaşacağız. Eğer bize ulaşmak isterseniz hem KRT Kültür TV Twitter hesabından hem de Paradox TV hesabından bize soru, görüş ve önerilerinizi canlı yayında iletebilirsiniz. Vakit kalırsa, vaktimiz olursa öyle söyleyeyim çünkü yoğun bir program olacak. Bu görüşlerinizi, önerilerinizi ve sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Sayın Kahveci, ayağınızın tozuyla geldiniz, hoş geldiniz. Bugün yine ekonomi gündemi çok karışık. Önce şunu söyleyeyim, yarın saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıklayacak. İşsizlik datalarını bizlerle paylaşacak. Bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada biraz aslında yarın gelecek verilerle ilgili öngörü sahibi olduk. Birkaç tahminimiz bizim de vardı geçtiğimiz programlarda da yaptık. Şimdi dönüyorum Sayın Kahveci. İbrahim Kahveci, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben böyle hızlı, bol çeneli, çok konuşan bir açılış yaptım. Ve çünkü gündem çok yoğun ve gene çok konumuz var. Geçtiğimiz hafta aslında bizim sürekli konuştuğumuz konulardan biri ile başlayacağım ama şunu söyleyeyim. Bugün herhalde uzun yıllar sonra... Güzel bir manşet okudum Karar Gazetesi'nde. Kim yaptıysa, kim attıysa manşeti, herkesin, editöründen çaycısına, hepsinin ellerine sağlık. Ayasofya siyasete açıldı manşeti gerçekten tarihe bir not olarak girmiştir. Nacizane yeni yetme bir gazeteci olarak en azından ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Evet. Karar Gazetesi toplumların içerisinde genel fikre aykırı konuşmak çok zordur. 1944 yılında Nürnberg sokaklarında, yanlış olmasın 42'de olabilir, Almanya'da Nürnberg sokakları Heil Hitler diye inlerken tıklım tıklım sokaklar, bir yıl sonra müttefik kuvvetler aynı şehre girdiği zaman sen Nazi misin, sen Nazi misin diye sorduğu zaman kimse Nazi değildi. Herkes bir anda gitmişti. Gerçekten işin doğrularını, işin doğrulusu derken birçok insan da şunu diyebilir, size göre doğru. Ama gerçekten doğru mu? Yani kime göre doğru, kime göre yanlış? Bunların ölçümü de basittir. Bir şey söylüyorsunuz, söylediğiniz şeyler o an itibariyle doğru mu yanlış mı anlaşılmayabilir. Ama zaman içerisinde ortaya çıkan sonuçlara bakarak bunları değerlendirebiliriz. Mesela şahsım adına söylüyorum. Kendi adıma söylüyorum. Karar Gazetesi'nde de çok ciddi şekilde bu konuda yazılar çıktı. Ben dahil çok sık yazılar yazmıştım. 2017 referandumunun bu ülkeye değil, aslında böyle bir güç toparlanması, tek elde gücün toparlanması, hani bir Akif Bekir'in sözüdür, evlat babaya bu kadar yetki vermez. Bir yetkinin tek elde bu kadar toplanmasının, bunun aşağısı yani Recep Tayyip Erdoğan'la veya Kemal Kılıçdaroğlu'yla veya Meral Akşener'le. Meral Akşener çok söyledi bunu gerçi. Yani bunu, aynı yetkiyi bana verseniz 3 gün sonra aynı şeyi, evet, ben de şaşarım dedi. Yani bir yetkinin bir elde, bir ülke yönetiminin yetkisinin bir elde bu kadar toplanmasının ülkeye fayda değil, ülkeye zarar, hem de çok büyük zarar vereceğini düşünüyor ve söylüyordum. Ve o dönemlerde sıkça ekonomik krizin artık kaçınılmaz olduğunu, 2017'de zaten parasal genişleme ile ertelendi. Bunun da daha büyük felaket olarak, yani bir fırtına gelecekti. Bu fırtınaya daha büyük bulutlar ekledi. Daha büyük fırtına olarak geldi. Yoksa Brunson filan hikaye, yani onlar zaten Brunson'a kadar dolar zaten 6'ya gelmişti. 5.80'di yani dünya emsal ülkelere göre dolar TL kuru 3 lirada olması gerekirken 5.80'e gelmiş Brunson'la beraber. Brunson şeyiyle beraber, Trump'ın tweetiyle, ki ama biz onu tırnak açıyorum. Dikkat edin, 2018 ekonomik saldırıyı asla Trump'a yüklemiyoruz. Dış saldırı diyoruz, geçiyoruz. Çünkü Amerika ile aramızı kimse bozamaz. 2019 Sabah Gazetesi manşeti. Bir eksen var ve bu eksen sürekli dönüyor. Ya bu eksen bir yerde dursa da, desek ki bir ekseni bulsak,
Ha, eksen eğer kişi beşine bağlılıksa, o kişi bugün Rusya bizim en büyük dostumuz dedi, aman Rusya'ya koşacağız. Ertesi gün Rusya dostumuz değil ya, Rusya Suriye'de bize saldırdı etti, Rusya'yı en kötü ilan edeceğiz. Bir gün Amerika hain diyecek, iPhone'ları bilmem telefonları filan şey yapacağız, kıracağız edeceğiz. Ertesi gün Amerika ile aramızı kimse bozamaz hainler diyeceğiz. Bu eksen değildir. Bu bütün varlığını ve kişiliğini, benliğini bir kişinin iradesine ipotek etmektir. Bu bir birey değildir, bu bir sürüdür. Birey sorgular. Yani birey der ki 2019 yılında yan tarafta Ayas Sultanahmet varken önce Sultanahmet'i doldurun. Biz bu oyunlara gelmeyiz der. Ardından da şimdi Ayasofya'yı ki 28 Mayıs tarihinde ben de sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuştum. Ayasofya yeniden siyasete açılıyor, siyaset sahnesine geliyor diye. 28 Mayıs'ta bu paylaşımı yapmıştım. Ve bugün de Karar Gazetesi gerçekten Ayasofya'nın bir ihtiyaç veya bir gereklilik olsa 18-19 yıldır AK Parti iktidarda. Bugün niye Ayasofya? Bunun tamamen bir siyasi argümanla dışarıdaki, hani dersin ki Amerika'ya, Avrupa'ya yönelik bir koz olarak bunu kullanıyorsun ve bunu yapıyorsun dersen onu anlarsın. Ama Türkiye'de siyaseti, iç siyaset uğruna dış siyaseti kullanmak, şimdi vatandaşın gözüne çok hoş gelebiliyor bu. Şu anda Venezuelalılara sorsanız, dünyaya meydan okuyorlar. İşte Chavez de petrol şirketlerini millileştirdi etti. Ülke uçacak da hani. Referandumlarla şeyleri yaptı, güçleri topladı. Peşine kamyon şoförü Maduro geldi. Ülke uçacaktı. Ne oldu Venezuela'da? Açlık, fakirlik, yoksulluk. Her zaman söylüyorum. Kuyruk bile yok. Çünkü kuyruğa girecek ürün yoktu. E hani yabancı şirketler şeyleri bütün hepsini millileştirme etme ülke uçacak diyecekti. Ne oldu? Bu arada şunu söyleyeyim değerli izleyicilerimizle paylaşalım. Ayasofya'yla bir ekonomi programının neden Ayasofya'yla açtınız diye soran olmuş. Söyleyelim. Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda ne zamanki dinle ilgili çok önemli bir mesele, türban meselesi, işte Ayasofya'nın açılması, yeni bir cami inşa edilmesi konusuna geçmiş zamanda baktığımızda hep şöyle bir istatistikle karşılaştım. Siz de arama motoruna girip bakabilirsiniz bu meseleleri tek tek. Ülkenin ekonomik probleminin derinleştiği, krizlerin artık halk tarafından da göründüğü noktalarda Adalet ve Kalkınma Partisi bu tip argümanları kullanmış. O nedenle bir ekonomi programını bu manşetle açtık değerli izleyicilerimiz. Onun için ben onun açıklama ihtiyacı duydum. Ben aslında biz bize yeteriz kampanyası başladığı anda da söyledim. Bu bir içe kapanma sloganıdır. Pandeminin başladığı günlerde biz yoğun bir şekilde sağlık ürünlerini yurt dışına yolladık. Yurt içinde maske dağıtamazken, Türkiye'de vatandaşlara maske veremezken biz Amerika'ya, Avrupa'ya milyonlarca maske yolladık yardım olarak. Sattık da ayrıca. Hem sattık ama ihracatı yasak üründü bu. Çünkü içeride senin ihtiyacın var, sağlık ihtiyacın var. Aylar sürdü maske veremedik, maske sorununu bedava verecektik, şunu verecektik, bunu verecektik. Birçok vatandaş bu tür olayları rahat sorgulayamıyor. Sorgulayamazlar. Dünyanın şeyi bu. Dünyanın gerçeği. Bu tür dini ve milli söylevler ve eylemler, işte 2017 referandumunda bir bakanın, başbakan ben ona gitme dedim demesine rağmen Hollanda'ya gitmesi olaylar oldu filan. Çok ciddi etkili. 3-4 puan etkiledi mesela. Referandumun belki de o getirdi. Ne oldu sonra Hollanda işi? Ne oldu? Bir tane sorun. Ülkeyi dışa da kapatabilirsiniz. Bu da bir tercihtir. Ama ülkeyi dışa kapattığınız zaman 80 öncesini hatırlayın. Yani işsizlik, yoksulluk,
kalite, rekabet. Şimdi 80 öncesi ile ilgili söyleyeceğim. İşte arabalarımız ne durumdaydı, şeylerimiz ne durumdaydı, ürün, tükettiğimiz ürünler. Bugün Türkiye dünyada beyaz eşyada ikinci sırada üretimde. Bir kalite yakaladı ki beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bu tür ürünlerde en basit olarak söyleyeyim. Çin'den sonra ikinci sırada ve dünyanın beyaz eşyada çok önemli bir merkeziyiz. Dışarıda rekabet açılmış olmasaydı bu sektörler böyle gelişemezdi. Korumacılık şudur. Ben bir ticari faaliyette bulunacağım ama zorda kalırsam nasılsa beni koruyan bir devlet var. Dolayısıyla kalite ve verimlilik ikinci plana gider. Ama orada dışarıda rekabet diyoruz da Türkiye'de bu tip beyaz eşya ve otomotiv gibi sektörler içeride rekabetle karşılaştı. Özal sonrası alınan tedbirler. Tabii içeride de içeride rekabetle karşılaşacak zaten. Tüketici kaliteye zorladı. Kaliteye zaten ilk açıldığı zaman yurt içi piyasa beyaz eşyada yabancı markalar Türkiye'de şeydi, ciddi etkindi. Bu bir örnek. Hani bir ringe çıkıyorsunuz. Ringe çıktığınız zaman ciddi bir şekilde yumrukta yersiniz. Yani bazı sektörlerde yumruk yersiniz. Mesele ringe çıkmak. Ringe çıkmadığınız zaman ne olduğunuzun hükmü yok. Dünyanın en iyi sporcusu da olabilirsiniz. En kötüsü de olabilirsiniz. Bilemezsiniz. Ringe çıktığınız zaman rakiplerle durumunuz belli olur. Ringe çıkarsınız, gücünüz varsa işte Türk lirasını 1986 yılında dünya piyasalarına konvertibilite diyoruz. Yani gittiniz yurt dışına, cebinizde dövizünüz bitti. TL var cebinizde. Döviz ihtiyacınız var. Gidersiniz bankaya, yabancı bankaya verirsiniz Türk lirasını, alırsınız karşılığında dövizinizi, devam edersiniz hayatınıza. Şimdi Türk lirasının 40 yıllık konvertibilitesini, yani dış piyasaya açılma hikayesini 2 haftada bitirdik. Evet. Şimdi bakın Bora Bey, biz bu işlerin, yani Türk lirasının bozulma sürecine baktığınız zaman nerede başlıyor? 2016 Mayıs. %49 oy almış, seçilmiş başbakan, 0 oy almış, atanmış başbakanla değişti. Değişince Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Şimdi sen vatandaş olarak şunu diyebilirsin, ya %49 oy almış da o oyu kendisi mi aldı? O oyu arkasında aslında zımni olarak, evet, Erdoğan vardı, şu vardı, bu vardı. Bir sürü gerekçe uydurursun. Bir sürü bunlar, bu söylediklerin doğru da olabilir. Ve hatta bir kısmı da doğrudur. Yani vatandaş 2015 seçiminde giderken oylarının bir kısmını Davutoğlu'na vermiş olabilir, bir kısmını Erdoğan'dan dolayı vermiş olabilir, bir kısmı vatandaş sadece AK Parti'nin kurumsal kimliğiyle ve fikirleriyle vermiş olabilir. Aynı şekilde diğer partiler içerisinde geçerlidir ki, parantez açarak söyleyeyim, ben bu ülke ve dünyada her vatandaşın oyunu, oy verirken kişiye değil de kişinin fikirlerine ve o kişinin nezdinde vücut bulmuş olan o partinin genel fikirlerine vermesini tercih ederim. Yani bugün devlet millete karşı işlenen suçları affedemez deyip ertesi gün, tekrar dönüyorum, devlet milletin millete karşı işlemiş olduğu suçları affedemez. Devlet kendisine karşı işlenmiş olan suçları affedebilir sadece deyip ertesi dönem devlete karşı işlenen suçları hiç affetmeyip milletin millete karşı işlemiş olduğu suçları, bu özellikle kırsal kesimde çok önemlidir. Kan davaları filan, bunların bitmesi açısından çok önemlidir. Yani birisi bir başka kişinin canına malına zarar veriyor. Alması gereken insanların vicdanı nasıl rahat ediyor? Benim yerime cezayı devlet veriyor. Modern hukuk böyledir. Cezayı suç işlenen kişi değil, suça maruz kalan kişi değil. Onun adına devlet suçu işleyen kişiye ceza veriyor. Veriyor ama devlet ne yapıyor bu sefer? Suçları affediyor. Daha dün bir haber vardı. 44 ayrı suçu olan vatandaş aftan dışarıya çıkmış. Şimdi bir kadın cinayeti işlemiş. Bu vatandaşın vicdanında bir sızı yaratmıyorsa,
Bu dönüşler vatandaşta ya ben bir fikre, bir ilkeye oy veriyorum dedirtmiyorsa, oradaki seçmen davranışı ve seçmen iradesi noktasında ciddi bir rahatsızlanma var demektir. Onun için eksen nedir veya ilke nedir veya parti nedir? Bir fikirsel bütünlüktür. Fikirsel bütünlüğün oluşması lazım. Bugün topluma baktığımız zaman biz burada hani tabloları verdik sayısız gene. En son geçen haftaki tablomuzda neyi verdik tekrar? 15 yaş üstü nüfusun işsizlik oranı 1980'den bu yana 5.1'e geldiği zaman vatandaş o yönetime diyormuş ki sen yapamadın. 15 yaş üstü nüfus şu, çalışma çağındaki herkes. Evet. Çalışma çağındaki herkesin işsizlik oranı. Çünkü iş gücü piyasasına gelen giden TÜİK onu biraz oynatıyor orada. Son rakamlarda 1 milyon kişiyi saklamıştı. Gerçi 10 bölge müdürü de görevden alındı. Bir de genel müdür de 2 hafta önce görevden alındı. Yani güzel güzel veriler gelecek bundan sonra muhtemelen. Bir devlet TÜİK görevlerini niye görevden alır? O da ilginçtir. 15 yaş üstü nüfusun işsizlik oranı 5.1'e geldiği zaman hep o dönemki iktidarlara seçmen ders vermiş. Ciddi ders vermiş. 2019 yılı 15 yaş üstü nüfusun işsizlik oranı 7.3. Bu ne demekti? Bu orana göre şu andaki ülke yönetimindeki ve ittifak ortağının oy oranı %10'unun altına çoktan düşmesi lazım. %2-3'lerde bile kalması mucize olurdu. Normal bir davranış, eski davranış kalıbı olsaydı. Bir başka veri verdik burada. Lise altı eğitimler işsizlik rakamında bunlar işini kaybetmiş, üniversite mezunları da iş bulmuş. Lise altı eğitimlerin çocuk sayısı %20 gerilemiş bir yılda. 2018'e göre üniversite mezunlarının çocuk sayısı aynı kalmış. Ne demek bu? Lise altı eğitimliler çok ciddi şekilde krizden etkilenmiş ve çocuk yapma planlarını da bile acayip aşağı düşürmüşler. Çocuk yapamıyorlar. Ama siyasette bu tür ekonomik gelişmelerin yansıması seçmen tablosuna yansımamış Türkiye'de yeterince. Az yansıyor. Burada ne geliyor? İşte Ayasofya manşeti geliyor. Bunlarla bu seçmen konsolide edilebiliyor. Peki şunu soracağım Sayın Kavcı. Yayını açarken dedim ayağınızın tozuyla geldi. Siz bir Karadeniz'e gittiniz geldiniz bu arada. Bu seçmen değişikliğini aslında en iyi aslında sokakta görürüz. Oradan nabzı yaparız. Herhalde hemen hemen her ay böyle bir seyahat oluyor. Son zamanlarda olmadı araya bir yoğunluk girdi ama. Nasıl gözlemlediniz oradaki iklim nasıl, siyasi değişiklikler? Pandemi sonrası özellikle halkın tepkileri nasıl? Şimdi bir kere şu tespiti yapalım. Türkiye'de orta sınıf sorunu var Venezuela'da olduğu gibi. Bir veri veya bir bilimsel tabanla beraber dahi gitseniz, bir şey izah etmeye çalışsanız hiçbir hükmü yok. Bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce merkez sağ veya merkez partilerin seçmeni olan kitleler bugün acayip radikalleşmiş durumda. Radikalleşme derken? Radikalleşme derken parti bile değil. Söyleyin, hepsi reisçi. Yani kişiye bağlı. Yani AK Parti filan hiçbir şey hükmü yok. O kurumsal sadece kişiyi süsleyen, destekleyen bir unsur orası. Şeyden çıkıyor. Orta sınıf sorunu şudur. Taban direk dediğimiz taban sınıf, orta direk, orta sınıf ve üst sınıf. Yani bunları sermaye ve eğitim olarak da şey ayırabilirsiniz. Genelde sermaye olarak bunları ayırırız. Taban artık laf dinlemek istemiyor. Burada ciddi bir şey var. Haklılığı da var ama. Neden haklılığı var? Türkiye'de uzun süre rakı masası solculuğu yapıldı. Bu toplumda çok ciddi bir şekilde
taban sınıf üzerinde, taban üzerinde çok ciddi bir şekilde... Nedir ya, bu rakı masası solculuğu Sayın Kralcı? Rakı masası solculuğu şudur. Masaya oturursun, gece şeyinde masada ülkeyi kurtarırsın. Senin fikrinde olmayanların hiçbir hükmü yoktur. Toplum bizi anlamaz. Toplum hiç şeyi almaz. Bu çalışmayı, çözüm üretmeyi, model üretmeyi tamamen iter. Topluma üstten bakış. Şimdi yılların süren bu üstten bakışçılığı toplumda aşağıda bir birikim de oluşturdu tabii. Onun da kaç şeyi bu sarılmada, yani kutuplaşmada farklı yerlerin farklı sorunları var. Ben bu noktada şunu söyleyeceğim. Yani toplum, solcuların toplumun bir kısmını üstten baktığını genel olarak ederken, söylemiyorum. Yok. Hani tenzih ederim. Yani bunu bir ayrı. Ama bu mesela garip bir şey, sosyolojik durumumuz var. Toplum bir kısmın işte kendilerine üstten baktığını söylerken inatla ve ısrarla sağ cenahta da kendilerine üstten bakanları güçlü gördüğü için desteklemeye devam ediyor. Şimdi demek ki biz bir hastalık, aslında bir hastalık, sosyolojik bir sosyolojik problem. Çok şu anda biraz önce rakamı verdim ya, 7.3 15 yaş üstü işsizlik, şu anda böyle bir rakam da bu ülkede siyaset çoktan değişmiş olması lazımdı. Çoktan. Bunu iki taraflı da şey yapabilirsiniz. Muhalefet yeterince topluma alternatif sunamamış olabilir. İktidar çok fazla medya gücüyle beraber bilgileri, şeyleri, algı üzerine gidiyor zaten. Değiştirmiş olabilir. Belli zaten. Türkiye çok partili sisteme geçtiğinden beri baskın olarak sağ partiler Türkiye'de iktidar oluyor, yönetimi kontrol ediyor. Geçmişten gelen, biraz önce söylediğim gibi geçmişten gelen sorunlar da var. Ama buradaki en önemli sorun şu. Benim izah etmeye çalıştığım, siyasetin toplumun ana damarı olan din ve milliyetçiliği kullanması, bugün Batı'da birçok ülkenin otoriter rejimlere gitmesinde toplumun akıl sağlığında ciddi erozyona sebep olan bu söylemler, varoş ve kırsalda çok etkili oluyor. Din ve milliyetçilik söylemi. Din ve milliyetçilik her şeyi örtüyor. Şeyi kalmıyor. Atıyorsun yani, bir yıl önce bunu demişsin, bu yıl tam tersini demişsin. Siyaha beyaz demişsin, beyaza siyah demişsin. Bunların hepsi gidiyor. Şunu görüyorsun. Mesela diyelim ki, İki farklı kişiyiz. Sizin bir yıldan bir yıla 100 tane değişim gösteren söyleminiz oluyor. Bunlar hiç mi hükmü oluyor? Anadolu'da kahveye sokmazlar. Benim 10 yıl önce bir şey söylemişim, onunla ben hala mahkumum. Evet, benzik öyle. Böyle kalabiliyorsunuz. Şimdi ikinci bir durum var. Bugün Türkiye'ye baktığımız zaman stok verilerde mevcutta nedir? 15 yaş üstü işsizlik 2019 rakamı 7.3. Şu anda işsizlik 13.6 ama 1 milyona yakın umudunu ve iş bulma umudunu kaybedip eve kapanmış insan var. Bunları da eklediğiniz zaman 17'ye yaklaşıyor işsizlik. Geniş tanımlı işsizlik 20'nin üzerinde. Pandemiyle beraber muhtemel atıl pasif işsizlikle beraber muhtemelen bu rakamlar %25, %30'lara doğru yaklaşacak. Çok geniş bir şey. Bütün bunların ötesinde. Bunlar kısa vadeli şeyler yine. İşte efendim, hazine garantileriyle 140 milyar dolarla bir elin parmaklarıyla müteahhitlere ülkenin geleceğini ipotek etmişsin, şunu yapmışsın, bunu yapmışsın. Bütün bunların ötesinde yarına baktığımız zaman ne var? Bir devletin devlet olması, yani ağaç olarak ifade ediyoruz bunu. Bir ağaçın gövdesi var, bir de ağacın dalları var. Dallar farklı fikirler, farklı partiler. Ağacın gövdesi devlet. Neyi ifade eder? Kurumlar ve kurallar. Bugün ülkede kurumlar partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber kurumlar, Bora Bey, bitti. Bitiyor. Patır patır içeriden çöküyor. Yani içeriden çürüyor. Bu Abdülhamit döneminde biz bunu yaşadık. İçeriden çöken kurumlar o dönemde etkisini göstermiyor ama devlet gidiyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti ciddi bir şekilde yıkılıyor. Hani devletler tamamen dağılma, Türkiye Cumhuriyeti devleti son bulma değil ama devlet liyakatı ciddi şekilde gidiyor.
inanç sistemi zaten sonuna kadar kullanılıyor. Bütün bunların ötesine baktığın zaman da işte ekonomiyi dışa kapatıyoruz. TL'yi dışa kapattık. Dışa kapattık derken Euroclear'ın bugün bir şey vardı, anlaşması vardı. Evet. Şeyle Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Hollandalı bir bakanla, bankayla Türk tahvil varlıklarının takas anlaşması imzalamış. Bu ne demek? Yani yabancılar o Hollandalı bankayla gelecekler. Hollandalı hatırlıyorum ama Belçikalı mı olabilir? Hollanda diye hatırlıyorum ben. Önemli değil bu banka üzerinden gelecekler, işte Türk varlıklarını alacaklar. Ya Bora Bey, biz burada aylardır veriyoruz. Yabancılar her hafta 400-500 milyon dolarlık devlet iş borçlanma senedi, 400-500 milyon dolarlık hisse senedi satıyor. Türkiye'den yani arkalarına bakmadan kaçıyorlar. Şimdi buradaki varlıkları almayacaklar. Ha, yurt dışında aynı varlığı biz diyeceğiz ki bunu yurt dışında takas saklamasını vereceğiz, oradan alacaklar. Ya hani sormak istiyorum arkadaş, ne düşünüyorsunuz da bunlara karar veriyorsunuz? Yani hiç mi içerideki verilere bakmıyorsunuz? Buradan şuraya geleceğim Bora Bey. Mevcut stok durumunda baktığınız zaman Türkiye 1980 dahil 80 sonrasında ne 94'te ne 2001'de ne 2008-2009 krizinde dahil hepsinden daha ağır bir kriz yaşıyor. Gelir krizi, işsizlik krizi yaşıyor. İnsanlar sokaklarda kendilerini yakıyorlar, köprüden atlıyorlar, ya evlerinde intihar ediyorlar. Ha, burada bunlar da hain aslında. Kırsalda öyle gözüküyor. Canına yoksulluktan dolayı veya evladı ne demiş? Evladı demiş ki baba bana okuldan kırtasiye verdiler. Bunlar alınacak, babanın parası yok. Baba odaya gitmiş, kendini asmış. Hain görüyorlar bunları. Evladına çıkamayan veya evine ekmek götüremediği veya borçları yüzünden, şunu yüzünden, buyun yüzünden canına kıyan insanları bile hain görebilen bir nesil oluşturduk ya. İşte o nesil çocuklarımın canından alsın, size versin diyen nesil. Aynen öyle. Yani, aynen öyle. Bu noktada yani, şimdi Türkiye garip bir noktaya gidiyor. Bu yapılan anlaşmalar barajdaki çatlağa yara bandı yapıştırmaya benziyor. Ortada ciddi bir sorun olduğu aşikar. Mesela, o da Bora Bey, çok özür dileyeceğim. Çok güzel bir örnek verdiniz de o yüzden. Bir duvar ördünüz, baraj. Su doluyor. Su doldukça ama ördüğünüz duvar çatlak sürekli. Küçük küçük şeylerle, yara bandıyla onu örterek ne yapıyorsunuz? Su daha fazla doluyor. Ne olacak devamında? Duvarı sağlamlaştırmadığınız için küçük şeylerle sel olup hepimizi alıp götürecek. İşte deşarjı engelliyoruz bu noktada. Ya şunu soracağım. Şimdi siz Karadeniz'e gittiniz geldiniz. Yarın da kısmetse bir ben yarın da siz bir gideceğim. Bir de ben bir. Siz bakacağım. De gelince ben de aynı soruyu size soracağım. Hatta kısmet olursa bir sonraki hafta da bir Adana Mersin olursa böyle daha iyi olur. Bir de oraya Zonguldak tarafına, oradan aşağıya Mersin tarafına güzel bir bakalım, bir kuzeyde bir güneyde neler var, neler oluyor. Bir öyle bir niyetimiz var. Ama şunu görüyorum. Mesela yazan gelen yorumlardan diyorlar ki çoğunlukla ülke bassa mutlu olursunuz. Hayır. İnatla şunu söylüyorum. Bunu söyleyen arkadaştan daha çok kaygılıyım. Daha çok geleceğe dair beklentim, yatırımım, heyecanım var. Yani sürekli özellikle yapanlar var ya, ülkenin batmasını istiyoruz. Hayır arkadaş, ülke ayakta dursun diye birilerinin doğruları, gerçekleri korkmadan, tarafsız, açıkça söylemesi lazım. Yani şunu da diyebilmesi lazım. Herhangi bir reklamdan, bakın korkmadan, Cumhuriyet Halk Partisi şurada tespiti hata yapıyor diyebilmeli. İşte başka bir kanalda, işte havuz medyası diye tabir ediliyor. Çok doğru bulmadığım bir tabir ama işte havuz medyasına şunu denmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan şurada hata yapıyor denebilmeli. Türkiye'nin normali, dünyanın normali, demokrasinin normali budur arkadaşlar. Bu ekranlarda herkes eleştirilebilir. Çünkü biz gazeteciyiz. Kimsenin de uşağı, kulu, kölesi değiliz. Gazetecinin en büyük namusu, şerefi de kovulmaktır. Bunu söylerim her zaman. Bu da apolettir. Gazeteci her kavulduğunda onbaşı olur, çavuş olur, işte subaylıkta alır yürür arşa kadar yolu var onun. Ama şunu söyleyeyim, ben bu ülkeden umutlu olduğum için hala
çalışmaya devam ediyorum. Başka bir arkadaşımız umutlu olduğu için hala işte kitap yazıyor. Hala resim yapanlar, hala şarkı besteleyenler, hala Anadolu'yu bisikletle gezen çocuklar var. Umutlu olduğu için. Fakat biz umutlu muyuz? Asıl mesele orada. Bizden ziyade bakın bu cümleyi söyleyenlerle ilgili söyleyeceğim. Arkadaşım, kardeşim, ben eğer ülkenin kriz çıkmasıyla mutlu olacaksam, böyle düşünüyorsa 2017 yılından bu yana bu ülkede sabit yatırım, yani yeni fabrika, yeni iş yeri veya fabrikaya ek iş yeri, ek açma, yani sabit yatırım diyorlar buna. Sabit yatırım sürekli geriliyor 2017'den bu yana. Muhtemelen önceki şeyler de 2015'te falan alınan kararlar. 2017 dahil. Bir ülkede yatırım olmuyorsa o ülkede güven yoktur. 2017'de kapasite kullanım oranı %78-79'lara geldi. Birçok fabrika 3 vardiya çalıştı ama yatırım yapmadı işverenler. Bu işverenlerin hepsi bir muhalefet partisi veya öbür muhalefet partisi değil. Bunların büyük bir kısmı da iktidar partisine yakın işverenlerdi. Yani Türkiye'nin sermayedarları, girişimcileri illa Koç, Sabancı bilmem ne falan diye büyük, hani eskiden beri şey söylene, bunlar değil. Hatta bunlar yatırım yapıyorlar. Asıl yatırım KOBİ dediğimiz 3 kişi, 5 kişi, 10 kişiyle iş yeri açmak, iş yeri yapan. Bunlar yatırım yapmıyor. Sermayesizlikten mi yatırım yapmıyor? Hayır. Niye yatırım yapmıyor bu ülkede yerli yatırımcı? Bunu tespit edemezsek benim ekonomi kötü olacak dememle bu ekonomi kötü olmaz. Tam tersi. Ben eğer çıkıp 2017'de dediğim gibi bu sistem bu ülkede ekonomiyi çökertir. Bunu dikkate alıp güvensizlik, şimdi kurumlarda güvensizlik yok. Niye? Kurumlar çalışamıyor. Herhangi bir kurum, bankacılık düzenleme denetleme kurumu. Daha 2 hafta önce yabancılara TL'nin kapısını kapattı. Şimdi de yabancılara TL satmak için yabancı bankayla anlaşıyorsun. Yabancı bunu yemiyor. Sen içeride makyaj yapabiliyorsun. Hatta erkeği kadın olarak gösterebiliyorsun. Kadını erkek olarak da gösterebiliyorsun makyajla. Bir sürü makyaj hilesi yapabiliyorsun ama dışarıda yemiyor. Dışarıda yabancılar bakıyorlar. Bu yabancılar hain mi? Yani Türkiye 2000 bir şeyi söylemişti. Karadeniz'de bir vatandaştan duydum. Türkiye 2023 hedefini gerçekleştiremezse bütün dünya bize saldırır, Osmanlı hayalimiz biter, ülke çökermiş. Ya kardeşim, bir tane rakama bakıyor musun? Bir tane rakama bak. 2023 hedefi dediğin hedefleri %20'sine gelememişsin, %30'una gelememişsin. Tam tersi, kişi başına gelir de 2004'e dönmüşsün. Ama makro gelirde revize ettik zaten onu. Revize etsen de gelemiyorsun. Yani. Revize etsen de. Yani 2023 diye bir hedef yok. Yani koymuşsun ta 10. kata bir tane et parçası. Aşağıda şeyler var. Varlıklar var. Ona bakıyorlar. Onu istiyorlar. Bir son dakikamız var bu arada. HDP'li Leyla Güven tahliye edildi. Milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan HDP'li milletvekili Leyla Güven tahliye edildi. 3 milletvekilinin, değerli izleyicilerimiz, hafızaları tazeleyelim. 3 milletvekilinin mecliste milletvekilliği düşürülmüştü. Cumhuriyet Halk Partili Enis Berberoğlu da bunlardan biriydi. Cezaevine girdikten sonra tahliye edilmişti. O da evine gönderilmişti. Evet, yine bir son dakikayı tekrarlayalım. HDP'li Leyla Güven tahliye edildi. Evet Sayın Kavcı, yani şimdi Türkiye böyle son dakikalar ülkesi. Çok hızlı gelişme. Şimdi mecliste 3 milletvekilinin milletvekilliği düşürülüyor. Daha başka işte gazeteciler hapse giriyor, ediyor falan. Bunlara hep bir gerekçe bulabilirsin. Ve bu gerekçelerle bunu kendi seçmenine, kendi tabanına çok güzel yedirebilirsin. Hatta ve hatta işte
Millet İttifakı efendim PKK, FETÖ diye suçladın, seçimlerde gördük. İyi de ben bunu şöyle de düşünürüm. Milliyetçi bir vatandaş olarak şuna bakarım. Bu ülkenin seçmeninin yarı yarıya neredeyse, en son seçimle söylüyorum, Millet İttifakı. Bir ülke seçmeninin, bir ülkenin yarısının terör örgütleriyle sempatizan veya yakınlık olarak itham edilmesi, tırnak içerisinde söylüyorum, ne kadar katı ve sert milliyetçi olursa olsun asla evet. ve asla kabul edilemez bir şeydir. Bu ülke için felakettir. Felaket ötesi de hatta bir şeydir. Çok çok tehlikelidir. Çok aşırı tehlikelidir. Teröristin anlamı artık iyice gitti. Yani işte herkese terörist demeye başladık. Herkese vatan haini demeye başladık. Bu zaten bu tip, bu zihniyetin çok sevdiği bir şeydir. Beğenmediğini terörist ilan eder, tutuklar, içeri atar. Şimdi Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında bir ülke, hep bunu söylüyoruz ama biz demokraside geri gidiyoruz. Hatta gittiğimizde para gelmiyor. Geri gittiğimiz için de para gelmiyor işte. İleri demokrasi diye bir kavram vardı. Erdoğan çok sık dile getirirdi. Yani bunlar eskiden. Hayır. O kadar ileri gittik ki demokrasi arkada kaldı. Ha pardon. Yani öyle oldu artık. Evet. İleri demokrasiden maalesef benim anladığım... Maalesef şu anda biraz da bu tanıma da uyuyor. Evet, yani ileri demokrasi. Çok açıldık. Arkada geride kaldı. Bazen hızlı böyle turist turları düzenlenir ya. Çok ucuz fiyata alırsınız onu. Böyle açık otobüsün tepesinde. İşte Ayasofya, Ayasofya geride kaldı falan diye böyle hızlıca o gider artık. Demokrasiden de bahsetmemeye şimdi başladık. Şimdi bütün bunların şeyinde neyi getiriyor? Ya biz devlet çalışmıyor. Kurumlar çalışmıyor. Kurallar zaten bugün sana başka, yarın bana başka, değişip duruyor kurallar. Yani bu kural değişimlerinin etkilerini vatandaşa böyle anlatmak kolay değil Bora Bey. Yani öyle dün onu dedin, bugün bunu dedin veya kurallar sana farklı işledi, bana farklı işledi, şunlar içeri atıldı edildi. Vatandaşlar kendine dokunmadıktan sonra, kendisi bizatihi birebir yaşamadıktan sonra bunları çok net algılayamayabiliyor. Peki bütün bunlara baktığımız zaman, yani bir şey söyleyeceğim tekrar. Şu anda stok, hani programın ortasında söylüyor. Stok veri bir felaket. Peki ileriye baktığım zaman, ya ileriye baktığım zaman daha büyük felaket. Kurumlar çalışmıyor, kurallar çalışmıyor, sistem allak bullak, eğitim çalışmıyor. Bizim son açıkladığımız ekonomik pakette beton paketi. Değil mi? İnşaata 0.64 kredi. Bilim teknolojiye bir şey yok. %10 peşinatta evi alabiliyorsunuz. Güzel. Aklımız fikrimiz betona çalışıyor. Bunu yıllardır söylüyorum. Şu beton aşkından kurtulmadıktan sonra biz üretim, büyüme... Ya bu ülkeyi müteahhitler kurtaramaz. Müteahhit beton yapar, milletin kafası da betonlaşır. Müteahhide bağlanan bir ülkenin geleceği betonlaşmış bir gelecektir. Bizim geleceğimiz şu anda betonlaşmış bir gelecek olarak gözüküyor. İnsan kaynağı da üretemezsiniz ki devletlerin, aşağı gidiyorsun. Ülkelerin en büyük elindeki argüman, en değerli ürünü aslında insan kaynağıdır. Biz inşaata değil de başka ürünlere yatırım yapmış olsaydık, eğitim alacaklar, şirket içi eğitim alacaklardı, kendilerini geliştireceklerdi. Yani bir asla devrilmez bir yapı oluşturacaktık. İnsan kaynağını da erittik inşaatlarda. Ama bu neyi gösteriyor Bora Bey? Aynı zamanda muhalefetin, muhalefet dediğim zaman kimse bunu CHP olarak algılamasın. Bunun içerisinde İyi Parti var, HDP var, Gelecek Partisi var, Deva Partisi var, Saadet Partisi var. Bütün kadrolar, hatta partiler dışındaki aydın kesiminde çalışıp siyasete çözüm noktasında üretici modeller ve fikirler sunması gerekiyor. Kapsayıcılığı unuttu toplum. Yani bir toplum kapsayıcı bir adaleti, ben açık söyleyeyim, Türkiye kapsayıcı adaleti unuttu. Yani bugün adalet A rengine farklı davranıyor, B rengine farklı davranıyor. Niye farklı davranıyor? Acaba biliyor muyuz kaç hakim, kaç savcı, kaç hukukçu
farklı yerlere tayin edildi veya görev konumları değiştirildi vermiş olduğu kararlarla. Bunu kim takip ediyor, kim biliyor? Yani dik duran bir hakim, dik duran bir savcı, adaletli karar veren, adaletli hükmeden savcılar, hakimlerin akıbeti ne oldu, kim biliyor? Bu işler kolay değil veya bir başka bürokratın şeyi. O nedenle bugün mevcut stok durum bir felaket olabilir ama gelecek daha büyük felaket. Bunu şeyi örneğini vermiştim hep. Rahmetli daha önce anlatmıştım. Babamın anılarından anlatırım. Rahmetli Adnan Kahveci. Babam ailede Adnan Kahveci ile siyasi konularda rahmetli fazla aileden konuşmazdı. Akrabalarda fazla konuşmazdı. Babamla siyasi konuları konuşurdu. 91 yılında gittiğim zaman o seçim vaatleri işte erken emeklilik, anahtarlar, şeyler, mahalleye milyonerler filan bunları duyunca dedim, baktım çok sinirli filan. Dedim ki, babam anlatıyor, Adnan ne oldu? Demin Süleyman gitti ülke. En az 10 yıl kaybetti. Bugün rahmetli Adnan Kahveci'nin 1991'deki söylediği bu sözü 91 yılı geri gelse ve rahmetli Adnan Kahveci bunu bir ekrandan söylese, bugünkü varoş ve kırsal seçmen aynen şunu yapar. Ne biliyorsun sen? Bu olurdu tabii. Ya şimdi bir Dünya Bankası bir şey açıkladı. Ülkelerin büyüme tahminleri 2020 yılı için. Demiş ki Türkiye 2020 yılında %3.8 küçülecek. Evet. Ki ben buna katılmıyorum. Niye? Orada parantez için daha, çünkü biz pandemide her şeyi bıraktık. Biz o kadar küçülmeyiz. Bir de geçen yılın baz etkisi var. Bırak küçülmeyi, belki doğru, sıfır, baz etkisi doğru. Sıfırda da kalabiliriz. Geçtiğimizi zaten veriler. Şimdi 3.8 Türkiye küçülecek. Gelişmekte olan ülkeler %2.5 küçülecek. Dünya ise 5.2 küçülecek. Gelişmiş ülkeler çünkü daha fazla, %7 küçülecek gelişmiş ülkeler. Şimdi gelişmekte olan ülkelere bakıyoruz. Türkiye'nin bu 3.8'i baz alırsak, doğru kabul edersek. 2018 yılında gelişmekte olan ülkeler 4.3 büyümüş, Türkiye 2.8. 2019 yılında gelişmekte olan ülkeler 3.5 büyümüş, Türkiye 0.9. Şimdi onlar 4.3, 3.5 büyümenin ardından 2.5 küçülecek diyor. Yani 2019'da kazandığından daha az kaybedecek. Ama Türkiye'nin 2018'de 2.8, 2019'da 0.9 büyüyüp toplamı 3.7, şimdi de 3.8 küçülünce Türkiye 2018'in gerisine düşüyor. 2017'ye geri dönüyor Türkiye. Yani biz son 2 yıldır zaten dünya 4.3 büyürken 2.8'de kalmışız. 3.5 büyürken 0.9'da kalmışız. Zaten geride kalmışız. Bir de bizim nüfus artışına dayalı büyümemiz olması lazım. O da olmamış. Onun için işsizlik %16'lara gelmiş, 17'lere dayanmış. 1 milyon umudunu kaybeden şeyi de hesaba katarsak. Onun için Türkiye bir, hep birçok ekonomist 2019'un son çeyreğinde ve 2020'nin ilk çeyreğindeki büyümeleri görünce V kriz, yani düştük 4 çeyrek, şimdi çıkıyoruz 4 çeyrek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun büyümeye ilişkin verilerinin de ciddi sorgulanması gerekiyor. Çünkü veriler arası uyumsuzluk var. Eskiden biz şunu yapıyorduk, verilerimiz şuydu. Mesela bir kağıt var. Bu kağıdı 1997 yılı fiyatlarıyla hesaplıyorduk. Şimdi yeni fiyat serisinde ciddi farklar oluşuyor. Mesela elektrik tüketimi artmıyor ama büyüme artıyor. %6 büyüyorsun. İlginç veriler geliyor. Büyüyorsun ama istihdam artmıyor. Mesela mucizevi büyümeler. Bunlara baktığımız zaman şunu görürüz Bora Bey. Bizim çok ciddi bir sorunumuz var, gelecek sorunumuz var. Mevcut sorunumuzu geçtim, gelecek sorunumuz var.
bu kadar büyük ekonomik sorun ve dışa kapanma geldiği zaman neye kalıyoruz? Bu sefer Ayasofya gibi topluma sunabileceğimiz veya toplumun dikkatini boğazından, tenceresinden çıkartıp milli ve dini başka alanlara yönlendirmemiz gerekiyor. Ben bunu böyle okuyorum. Eğer biz toplumu bugünkü sorunu değil aynı zamanda gelecekle ilgili, hani 91'de Adnan Kahveci rahmetlinin dediği gibi 10 yıl kaybettik dedi. Nitekim 10 yıl kaybettik. Topluma bugün verilerle baktığımız zaman, bu veriler eşliğinde baktığımız zaman biz yokuş aşağı gideriz. Araba yokuş aşağı giderken bazı tümsekli olur da araba sıplar ya. Sadece saman alevi ufak parlaklıklar yaşarız ama genel trend aşağı gider. Bu aşağı trend içerisinde paraları da bassan, bilançoları da şişirsen, bu ekonomi ikinci bölümde ve grafikler, veriler etrafında seyircilerimize aktarırız bunları. Bütün bunları yapsan da bu güven, bu şey gelmez. Bu toplum, bu ülke ekonomisi yeni bir sıçrama, yeni bir ekonomik gelişme veya dünyadaki sıralamasını arttırma veya yerini korumada bile kalamaz. İşte bu noktada bu kadar çok krediye, bisiklete dahi kredi verecek noktaya geldik biliyorsunuz bankalar. Bu noktada orta direk konusunu baştan söylediniz ya, aslında hepsi birbiriyle bağlı. Orta direğimiz olsaydı ve tasarruf yapabilen bir hane halkımız olsaydı, tasarruf yaptırabilecek kadar gelir sahibi yapabilseydik onları, o noktada da herkese asgari ücretli yapmasaydık. Yani o kadar birbirine bağlı gidiyor ki, biz herkese asgari ücretli yapmasaydık, İyi bir ve kaliteli bir istihdam yaratıp orta direk yaratmış olsaydık, orta direk tasarruf yapabilmiş olsaydı, bugün kredi verip tüketimi teşvik etmek durumunda kalmazdık bu kadar çok. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Devamını da şöyle açalım. Bugün Türkiye'de asgari ücretle ortalama ücret arasındaki fark %35'lere düştü. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Vatandaşa şunu söylüyorsun. Okumanın değeri yok. Yani okumayan insan 100 lira alıyor, okuyan insanla beraber bu fiyat, maaş, ücret 135 liraya çıkıyor. Arada fark çok düşük. Bu, düşünsenize, ilkokul bitiyor, ortaokula gidiyorsunuz, diyorsun ki ya okuyup ne olacağım, bu ders çalışmak zor. Lise geliyor, of bu kadar ders çalışacağım, bu kadar sınava gireceğim, şunu yapacağım. Benim şeyliğimde bu okul döneminde çok fazla tırnak içerisinde söylüyorum. Böyle ders çalışan, okuyanlar için önemli bir öğrenci kesimi böyle derdi işte. İnek. Çalışan, ders çalışan. İyi de ülkeleri bu şeyler kurtarıyor. Bu çalışanlar, bu tırnak içerisindeki o deyim, tekrar söylemeyeceğim o deyim. Ne, inekler mi diyorsun? Evet. Öyle yani. Şey değil, bu artık şey değil, yadırgan, nerf de hani İngilizce o da böyle kullanılıyor biraz ama şey aslında, çünkü mesela bunun tersini yaptık. Sağ olsun Rıfat Ilgaz'ın Havavam sınıfında. Mesela en tembelleri de İnek Şaban diyerek Rıfat Ilgaz da aslında bunu yıkmaya çalışmış. Onun için bu söyleniyor, ayıp da değil. Bu oturmuş bir kalıp aslında. O sizin ayıp değiliz. O söylerken de zorlandım ama ben Bora Bey. Yani bunu söylerken de. Şimdi o dönemdeki şöyle düşünün. Ortaokula veya liseye gidiyorsunuz ve bir kısım arkadaşınız size ders çalışırken böyle söylüyor. Ne kadar baskı altında kalıyorsunuz. Yani ben şeyi hissediyordum o dönemlerde, görüyordum. Yani birçok öğrenci ya çalışmıyorum, ben çalışmıyorum falan derdi kendini o baskıdan kurtarmak için. Şu anda Türkiye böyle bir baskı altında. Çalışmak, pozitif bilimde okumak, pozitif bilim yapmak bir şeylik gösteriliyor. Şimdi değersiz gösteriliyor. Size bir eleştiri getirmiş Basri Liman. Sayın Kahveci, inşaat tüm dünyada ekonomik büyümenin sebebi değil, sonucudur. İnsanlar üretir, zenginleşirse daha iyi şartlarda yaşamak için inşaata yatırım yapar. Bir makine sürekli üretir, inşaat ikinci sene sonunda stok olur kalır demiş. Mesela tam bu noktada şimdi üretmemeyi normalleştirdik. Yani yeni normal, yeni normal diyoruz ya. Bizim son özellikle 10 yıldır
Herkesin şöyle bir hali var. Evimi satsam, müteahhite versem kat karşılığı, oradan bizim çocuğa bir daire kalsa, öbünü kiraya versek, onun kirasıyla da işte başka bir yerden ev alıp, kentsel dönüşüme uygun işte ev alıp onu da krediyle ödesek modeline gitti. Yani kimse şunu demiyor. Bir şey yapsak. Benim kuzenim var. Dün akşam ziyaretine gittik eşimle. Kanser hastaları, dermatolojik kimya mezunu, iyi de bir eğitim aldı. Amerika'dan geldi. Şu an Alibeyköy'de evinde ve bir atölye kurmuş kendine, bayağı ciddi bir kimya atölyesi. Cilt kanserini çözebilecek doğal bir ilaç geliştirmek için patent çalışıyor, ürün çalışıyor. Dar imkanlarla. Dar imkanlarla. Müstakbel eşiyle birlikte kafayı yemişler. Eşi de endüstri işletme mühendisi. Yani kafayı yemişler. Şu an bu çocukcağız. Kafayı yemişler diyoruz. Kafayı yemişler. Ama ülkeyi bu kafayı yemişler kurtaracak işte. Evet, bu çocuk Amerika'ya gitmiş, orada gitmiş, yerinde görmüş, Avrupa'ya gelmiş ve şunu diyor. Ya işte şunu satın almam lazım, şu ürünü. İşte bunu almam için şunu yapmam lazım. Dün şok içerisinde mutfakta oturup Enes'i dinledik. Ağzım açık kaldı. Ve ben kendimden iğrendim. Şöyle baktım. Evladım, ne boş işlerle uğraşıyorsun? Dedim bir ara içimde. Ve bundan da utandım. Ama biz de bakın, önce şöyle bir şeyle tamamlayalım. Dünyada bazen bazı ülkeler bir fırsat penceresi yakalıyor. Türkiye işte 2000'li yıllarda bu fırsat penceresini yakaladı. Bir IMF önceliğinde, söyleyelim, Türkiye'nin AK Parti'nin birinci ve ikinci dönemdeki ekonomik başarının temeli IMF Kemal Derviş'in attığı programdır. O programla yakaladılar bunu. Yani kamu ihale yasasını siyasetin etkisinden çıkarıp ayrı bir yapı kurmak. Ne demek? Siyasetçi ihaleyi yaparsa orada başka paralar döner. İhale kurumunu ayrı bir yer yaparsın. Siyasetçinin etkisinden kurtarırsın. Onlar bu para işinden sorumlu olurlar. Siyasetçinin etkisinde kalmadan devlete en iyi hizmeti en ucuz şekilde alırlar. Ne oldu sonra? Her ay kamu ihale yasasını değiştirdik. AK Parti'nin en fazla değiştirdiği yasa, kamu ihale yasası. Şimdi bu şeyi atarsın, bu temeli atarsın ve bir dönem yabancı sermaye, yabancılar da sana parayla gelirler. Biz bunu betona gömdük. Biz bu treni kaçırdık. Bunun benzer örneği var. Malezya. Kuala Lumpur. Dünyanın en büyük gökdelenleri Malezya'daydı. Malezya resimlerine baksın seyircilerimiz. Malezya 1970'lerde 80'lerde gelen parayla o parayı betona, gökdelenlere değil de bilime, ekonomiye, üretime aktarsaydı. Seyircilerimize sunuş soralım. 1970'lerde Malezya ve Güney Kore. Güney Kore niye gökdelenlerle anılmıyor? Güney Kore'nin markaları var. Bir ton dünya markası oldu. Güney Kore parayı betona değil de bilime gömünce şimdi ne durumda? Malezya parayı bilime değil de betona gömünce ne durumda? Kardeşim, kim olmak istiyorsunuz? Güney Kore gibi mi olmak istiyorsunuz? Malezya gibi mi? Karar verin. Şöyle olur. Güney Kore gibi olursanız, o yıllardaki kararları alırsanız eğer, Güney Kore bilimde ve sanayide gelişti. Sonra onun ürettiği ürünlerle, inşaat makinalarıyla biz inşaat yaptık. Hepsi de markadır. Evet, müteahhitler bayılırlar onlara, o markalara. Onların ürettikleri konteynerlarla ithalat yaptık. Memleketi ithalat cennetine çevirdik. Zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçu. Onun için yepyeni bir model ben istiyorum ve hayal ediyorum. Köy enstitüleri benzeri bir teknoloji enstitüleriyle 5 yaşından 6 yaşından itibaren hem katma değerli ürün üretebilir hem yazılımda dünya lideri olabiliriz. Ama bunun için de şunu vermek lazım. Vatandaşa şunu dememiz lazım. Seni bilim ve teknoloji alanında iyi bir eğitimle yetiştirip çalıştıracağım ve bugün 2300 liraya mahkum olduğunu asgari ücretle, ortalama ücretinde, asgari ücretin bugünkü parayla söylüyorum 5000-6000 liraya, ortalama ücretinde 15-20 bin liraya çıkacak. Sen bu yoksulluğa mahkum değilsin dememiz lazım.
Evet değerli izleyiciler, çok kısa bir aradan sonra ben Bora Erdin ve İbrahim Kahveci ile birlikte yine ekranda olacağız. İkinci bölümde ben Bora Erdin ve İbrahim Kahveci ile birlikte artık grafiklerimiz, tablolarımız var. İlk bölümde biraz uzun uzun gündemi değerlendirdik ve konuştuk. İstersen hemen ekrana hemen kalkalım. Ve... ekranda vatandaşlarımıza, seyircilerimize durumun ne olduğunu, nereye gittiğimizi, ben son günlerde ne olduğunu anlatmak istiyorum seyircilerimize. Şimdi... buradaki şu kırmızı çizgi... Şimdi Sayın Kahveci, şimdi sen şeye vakıfsın tabloya. Bu tablo nedir onu bir anlatalım. Onu anlatayım, önce evet. Önce kırmızı onu çizgi, anlatayım. Evet merhaba kırmızı çizgi. Şu merhaba kırmızı çizgi fonlama faizi. Bu ne demek? Merkez Bankası gecelik ve haftalık olarak, yani çok kısa vadeli bir kısmını gecelik veriyor, günlük veriyor bankalara. Bugün veriyor, yarın alıyor. Bir kısmını haftalık veriyor, haftalık repoyla. Bankalara para verir Merkez Bankası. Bankalar veya bankalar para ister. Hangi faizle veriyor bu çizgi? 2016'dan başlatıyoruz. Şurası 2018-19 kriz esnasında %20'lere çıkıyor. 25'lere çıkıyor. Şu küçük oynamalar şeylere tedbir. Son rakam 7.72. Merkez Bankası şu anda %7.72 ile en son verisi bankalara verdiği paranın faizi 7.72. Peki ne kadar para veriyor? Şu 100 milyar başlıyor 100 milyar. Şuralarda aşağı yukarı 150 milyara doğru yaklaşıyor. Sonra 2020'nin başında bak bir ara eksiye düşmüş. Yani bankalar para almamış. Hatta bankalar Merkez Bankası'na vermiş şurada. Hı. Sonra bakıyor musunuz? Şöyle geliyor. Şu anda son rakamlar 200 milyar civarında. Şimdi burada şu soruyu sormam lazım. Merkez Bankası bankalara acayip para veriyor. Tamam. Buyurun. Şunu sormam lazım. Şimdi Merkez Bankası sürekli kademeli kademeli faiz indiriyor. Yeni başkan göreve geldiğinden beri özellikle hızlı indiriyor. Şurada kırmızı çizgide evet. Görüyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararlarının piyasaya yansıması özellikle de pandemi döneminde nasıl olacak? Devam edelim. Bir de emisyon hacmini arkadaşlar verirseniz. Emisyon hacmi şu. Bankamatiğe gittiniz. Bankamatiğe kartınızı taktınız, para çekeceksiniz. Dikkatinizi çekerse paraların hepsi gıcır gıcırdır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bu emisyon hacmi demek kağıt para. Yani bir de madeni para vardır ya. Madeni para düşüktür, azdır. Para yeni mi basılmış kağıt anlamak para. İçin değerli izleyiciler, başkanın imzasına bakın. Yeni başkanın imzasını göreceksiniz üzerinde. Evet. Ne kadarmış? 2020 yılının başında 152 milyar olan basılı kağıt para miktarı şu anda 231 milyar liraya çıkmış. Yani matbaalar acayip çalışıyor. Matbaa acayip çalışıyor. Şimdi bu para miktarını böyle bir emisyonu şeyi artırıyorsun, gecelikten veriyorsun, haftalıktan bankalara bir para veriyorsun. Bir de acayip kağıt para basıyorsun. Bu arada şunu söyleyelim. Şurada çok dar olduğu için 5 aylık bir süreç var burada. Değil mi? Evet doğru 5 evet. aylık bir süreç var. Aslında Merkez Bankası pandemiden önce de para basmaya kademeli olarak başlamıştı. Ama evet. pandemi sürecinde özellikle de kamu bankalarıyla birlikte fonlanan, tüketime yönlendiren kredilerle birlikte Merkez Bankası'nın daha çok paraya ihtiyacı oldu. Daha çok para basıldı ve para basma gitgide arttı ve gelinen nokta işte geçtiğimiz ay sonu 172 milyar seviyesinden 231 milyar seviyesine geldi. Bu paranın bir maliyeti var. Kağıt ve mürekkep. Bu kadar mı maliyet? Devlete ve maliyeti bu kadar. Vatandaşa maliyeti olacak. Vatandaşa maliyeti
Şimdi iki grafiği bir düşünelim. Sırayla verelim arkadaşlar arkaya. Bir önceki, bir önceki. Hı hı. Verirseniz şurada bankalara 197 milyar liraya ulaştı verdiğim para. İkincisi bastığım para da 231 milyar liraya ulaştı. Müthiş bir parasal genişleme. Şimdi mal varlığımız belli. Benim elimdeki kağıt sayısı 1, 2, 3, 4. Galiba sizinki de aynı eşittir. Olacak. Eşittir. Dörder tane. Bizim ekranlarda böyle eşittir genelde. Eşittir. Dörder tane kağıt. 4 bende, 4 sizde kağıt var. Bu bizim mal varlığımız. Para miktarı, alışveriş yapacağız. Para miktarı aşağı yukarı %50'ye yakın arttı. Şimdi mal miktarı sabitken para miktarı böyle artarsa bir süre sonra bunu plan çerçevesinde bir programla genişleyebilirsin. Hele pandemi sürecinde parasal genişlemeyi savunduk da. Evet, doğru buldum. Ben de para basılması basılsın dedik olanlardan. Ama basılan para millete verilsin dedik. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında bir cümlesi vardı. Çok önemli bir cümleydi. 5 milyon aileye, yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün bir konuşması vardı. Dedik ki 5 milyon aileye biner lira da para verdik. Yani 5 milyar lira. 5 milyon aileye 5 milyar verildi. Peki 2-3 tane müteahhite kaç milyar verildi? 6.2 milyar verildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasındaki şeyi. Hazine garantili 2-3 müteahhide 6 milyar, 5 milyon aileye 5 milyar. O ülke yönetilmez, o ülke biter. Bu ülke yaşanmaz. Yani niye yaşanmaz? Biz burada haftalar, hatta aylar öncesinde şu cümleyi kurduğumuzu çok net hatırlıyorum. Basılan para nereye gidiyor? Bunu nereden takip edeceksiniz dedik? Döviz fiyatlarından. Basılan para alt gelir grubuna, ihtiyaç sahibine, fakire verilirse dövize gitmez o para dedik. Müteahhite verilirse o para dövize gider. Arkadaşlar yabancı para ve TL mevduatlarını verelim. Bakalım basılan para nereye gitmiş? Bu tablo Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerinden çıkardığımız tablo. Yabancı para mevduatları Merkez Bankası'nın verilerinde bunun daha üzerinde gözüküyor. Mesela 226 milyar dolar, Merkez Bankası'nda bu 235 milyar dolar falan gözüküyor. Niye? Altın da var. Altın yok burada. BDDK verilerinde. 8 Mayıs'ta 218 milyar dolarmış. Yabancı para mevduatı şimdi 3 Haziran'da 226 milyar dolara çıkmış. Şimdi burada güncel bir haberi ben izleyicilerimizle paylaşayım ve söyleyeyim. Güncel bir haber. O da şu. Bazı özel bankalar vadeli döviz mevduatının tabanını 5 bin dolar gibi mevduat kabul etmiyor. Mevduat kabul etmeyeceğini, vadesi bitenlerin de bu limitin altında kalanların vadesi bittiğinde de tekrar vadesi hesabı düşeceğini, vadenin yenilenmeyeceğini açıkladılar. Bu şu demek. Türkiye'de bir bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu var. Fakat özel bankalar hala basılan parayla döviz almayı teşvik ediyorlar aslında bu noktada. Diyor ki 5 bin lira param varsa üstünü tamamla, vadeli hesabına koy. Şimdi burada ne oluyor? Paramızın her bastığımız, o emisyon tablosu vardı ya, her bastığımız parayı şu yeşile yönlendiriyoruz. Evet. Ve bastığımız paranın değerini gitgide düşürüyoruz. Çünkü bir ürünle başka bir ürünü takas etmeye devam ederseniz ve diğer ürüne talepkar olmaya da bu ürünle, mesela buğdayım var, keçi almak istiyorum. Bugün 1 kilo verdim, yarın 3 kilo verdim. Buğdayım çok oldu çünkü para basıyorum buğdaya, paraya buğday diyelim. Yarın 10 kilo verdim, bir keçi aldım. Yarın 20 kilo verdim, 30 kilo, bunun sonu yok. Sonra ne olacak? İşte peynirlere alarm takılacak. Alarm takılmış, bir ülkenin yoksulluğunu gösteren en önemli göstergelerden birisidir. Peynire, gıdaya alarm takmak bir ülkede, düşünsenize, ihtiyaç sahibi, gerçekten çok ihtiyacı var. Bebek maması hırsızlığını yaşadı bu ülke.
Bebek mamasını bir vatandaş niye alır? Çalar diyemiyorum. Çalmaz kardeşim ya. Bebek maması çalınmaz. Zaruri ihtiyaçtır. Ağırdır bir de. Yani çünkü hırsız yükte hafif pahada değerli ürünleri alır çoğunlukla tercih eder. Bebek maması ya yani insan. Parakende de zaten şöyledir. O ya. Ürünün çok kıymetli bütün olduğunu. Bütün şeyim gitti biliyor musun? Parakende sektörü. Tersiz oldum ya. Orada siz toparlanırken atayım. Şimdi parakende sektörünün dinamiklerini bilenler vardır. Zincir mağazalar bir ürünün çok pahalı olması durumunda onu kafese koyup alarm takmazlar. Çoğunlukla işte alkol gibi ürünlerde çok çalındığı için alarm vardır. Bir de çok ucuz olmasına rağmen mesela diş fırçası gibi ürünlerde de görürsünüz. Bazı kozmetik ürünlere çok fazla çalındığı için de o ürünlere alarm takılır. Demek ki vatandaş peynir yani demek ki kayıp kaçak dediğim marketlerde peynir çok çalınıyormuş ki bu ürüne alarm evet, takılmış. Evet fiyatı da fena değil. Olgunlaştırılmış peynirin fiyatı gelmiş nereden baksanız 100 liraya artık. Beyaz peynir. Döviz, yabancı para mevzuatı ne olmuş? 8 Mayıs'tan 3 Haziran'a 218 milyardan 226 milyar dolara çıkmış. 7,5 milyar dolar artmış yabancı para mevzuatı. Vergi koymuşsun, vergi getirmişsin, şey getirmişsin. Vatandaş bak gün gün 2 Haziran'dan 3 Haziran'a 225 milyar 600'den 226 milyara bir günde alınan para. Bir günde alınan döviz bu. Bak şurada 1 Haziran'dan yani 2 gün düşün. 1 Haziran'dan 3 Haziran'a 224 6'dan 226 200'e 2 milyar dolara yakın artış göstermiş. Buradaki tablo nedir? Bu milyar TL bunun karşısındaki. Bu da TL mevduatı. 1 trilyon 458 milyar liradan 1 trilyon 437 milyar liraya düşmüş TL mevduatı. Dolar TL paritesine baktığımızda anladığımız kadarıyla mevcut TL mevduatlarıyla gidip döviz alınmamış. Hayır. Evet 21 milyar. Evet. 21 milyar azalmış. Çok yani TL çok mevduatı 21 milyar lira azalmış. Aşağı yukarı Bora Bey şöyle deseniz bunu döviz kuruna çevirseniz 3 milyar dolar evet, yapar. Yaklaşık. Yani 7,5 milyarın 3 milyar doları TL mevduatından çözülmüş. Döviz alınmış. Geri kalanı da mevcut paralarla TL tasarrufu yapacağına tasarrufunu gitmiş direkt dövize yatırmış 7,5 milyar dolara çıkmış döviz mevduatı. Şimdi bir ülke düşünün. Son 8 Mayıs'tan 3 Haziran'a tasarrufun TL mevduatını azalıyor, döviz mevduatını artıyor. Bu güven Türk lirasına güveni ben mi kaybettim? Şimdi programın birinci bölümünde masada otururken anlattık. 2017 dahil, büyüme döneminde dahi yatırım olmuyor ülkede. Müteşebbisler yatırım yapmıyor. Yani bunun AK Partilisi, CHP'lisi, bilmem neyse partisi yok. Komple ülkede müteşebbisler yatırım yapmıyor. Hatta hatırlayın 2018 yılıydı galiba. 23 mi 25 mi neyi büyük teşvikli bir cumhurbaşkanı da katıldığı büyük bir ithalatı bitirecek büyük bir yatırım, kaç milyar dolarlık evet. Yatırım vardı büyük teşvikli. Ne oldu o yatırımlar? Ne oldu? Tırt. Şov. Hepsi şov. Ya perdenin önünde bir film oynatıyorsun, tam bir şov filmi, arkasında felaket var. Ya o film çekilirken insanlar ölüyorlar, büyük kayıplar veriyorsun. Şu. Bu ülkede tasarruf sahipleri TL'ye güvenmiyor. Ben bunu şeyde gördüm. O güzel hikayeydi. 2016 yılı Kasım'ında döviz bozdur kampanyası, dolar bozdur muydu? Dolar bozdur kampanyası yaptılar. Çok tuttu biliyor musun? Hani görüntüler vardı Türkiye'de. Döviz büfelerinin önünde kuyruklar vardı. Amerikan dolarını satıyorlar ediyorlar. Evet. Toplam bozulan döviz 300 milyon dolar mı neydi? Döviz bozulmuş, karşılığında 500 milyon euro alınmış. Dolar bozdurmuşlar, euro bu, almışlar ya. Siyah gazozu şirketi protesto etmek için aynı şirketin sarı gazozunu içen değerli valimizi hatırlattı bize. Aynen öyle. Ya, yani dolar bozdur. Bir de bu ülkede yapılan şova baktığınız zaman
müthiş döviz bozdurulduğunu zannedersiniz. Kimse döviz bozdurmamış. Yani bozdurulan işte 300 küsür milyon dolar bozdurulmuş, karşılığında 500 küsür milyon euro alınmış, daha fazla. Ya biz hep döviz konuşuyoruz da Sayın Kahveci, borsaya neler oluyor? Bir rekorlar kırılıyor, bir coşma var. Şimdi, küçük yatırımcı bu arada inanılmaz zor durumda, yazanlar, edenler. O zaman dönelim şeye, borsayı anlatalım. İlk grafiği verelim arkadaşlar. Borsa niye şey oluyor diye onu anlatayım, bakın. Şimdi Merkez Bankası faizi verdi. Aynı zamanda mevduat faizi de buraya yakın. 7.70'lerde. Faiz 7.70. 7.5 mevduat faizi. Enflasyon, son açıklanan enflasyon, geçen ayın enflasyonu 11.39'du yanılmıyorsam. 11 küsür. Yanılıyorsak Serkan bir bakabilir misin? Yanlış veri vermeyelim. 11.39 olması lazım. 11.3'lerdedir de. Son enflasyon için hatırlayamadım. Yani faiz 7.5, enflasyon 11. Arada düşünebiliyor musun? Paran, enflasyon ne demek? Satın alma gücü. Yani şu ürünün fiyatı 4 kağıdı almak için %11 daha fazla para vermem lazım. İyi de ben bunun karşılığında ben bu kağıdı şimdi almamak için paramı mevduata yatırdım. Param 100 liram, 107 lira oldu bir yıl sonra. Ama bir yıl sonra bu kağıdın fiyatı 111 lira. Alamıyorum. Tasarruf yaparak zarara giriyorum. Tasarruf yaparak zarara girdiğiniz zaman para tasarruftan kaçar. Doğruymuş bu arada Recep'teki arkadaşlar. 11.39 hafızamda biraz zayıftır aslında ama iyi hatırlamışım. Evet. Ben normalde hani bugün daha bunun üzerine çok konuştum ettim. Şimdi orada da şey oynuyor. Siyaset diyor ki, Sayın Berat Albayrak diyor ki, siz bu enflasyona bakmayın. Enflasyon önümüzdeki aylarda düşecek. Tekrar arkadaşlar şeyi verelim. Enflasyon düşecek. Emisyon ve şey grafiğini, emisyon grafiğini verelim. Enflasyon düşecek, para miktarı bastık. Şöyle ama Sayın Kahveci, geçtiğimiz programlarda sizin söylediğiniz bir cümle, ben gelmeden önce bir iki programı izledim. Bunu özellikle programa gelmeden önce izliyorum. Çünkü bazen söylediğimiz, unuttuğumuz şeyler oluyor. Sizin mesela, ya yanlış hatırlamıyorsam, işte şu ülkeyi dediğiniz mesela, hepsi doğruymuş onların bu arada. Dönüp bakıyorum, acaba yanlışsa sosyal medyadan düzeltelim, programda böyle söylüyor. Hepsi de doğru çıkıyor. Onun için kafamız var. Hafızama çok güvenmediğim için şey yapıyoruz. Şöyle bir şeyimiz var. Şimdi enflasyonla ilgili bir endişemiz, Berat Albayrak'ın rahatlığı şu. Mevsimsel bir etki olacak gıda fiyatları üzerinde. Çünkü 21 Mayıs'ta Merkez Bankası karar aldıktan sonra orada şey, gıda fiyatlarındaki artışa dem vurarak enflasyon üzerindeki etkilerini söylemişti. Şimdi mevsimsel etki söylüyoruz ama gıda mevsim bitince? Mevsim bitince ne olacak? O zaman Konya'yı görürüz. Bu arada gerçekten şey de değil. Bu yıl bizi gıda fiyatları şaşırtabilir. Mevsimde bile artış gözlemlenebilir. Çünkü pazarda gıda fiyatlarına talep gitgide artıyor. Evden çalışma modeli, hatta ve hatta zaruri gıda fiyatı, işte yağ vesaire gibi, işte sebze, meyve gibi ürünlerde vatandaş evde kaldığı, işsiz olduğu için birçok alışverişten, kıyafetinden, ondan bundan vazgeçip gıdaya %20 artmış. Evet. Yani insan şunu soruyor ya, aynı vatandaş kardeşim, sen daha önce yemiyor muydun, içmiyor muydun da %20 gıda tüketimi artmış, gıda şey harcaması artmış. Orada bir nokta daha var Sayın Kahveci. Restoranlar, kafeler, oteller gıda fiyatları üzerinde aslında o endeksin TÜİK'in verdiği istatistiği düşürüyorlardı. Çünkü onlar toplu ve yekünlü alışveriş yaptıkları için bir arz piyasası, talep piyasası oluşturuyorlardı. Üretici oraya sattığı için tüketiciye daha ucuza ürün satabiliyordu. Şu an restoranlar ve oteller kapalı ve müşterisi az olduğu için, öyle diyeyim, o ürünü birçoğunu satamadığı için çürütüyor. Eldeki stoğu da yüksek fiyatla, daha yüksek kar amacıyla nihai tüketiciye, son tüketiciye ulaştırıyor. Şimdi böyle de bir çıkmaz var burada. Evet. Şimdi tekrar çok konuştuk. Güzel tamam. Açıkladınız şeyi. Olayın sonunu gayet güzel açıkladınız, izah ettiniz. Borsa konusuna tekrar gelelim. Şu şeydi ilk grafik, Merkez Bankası fonlama faizi, fonlama tutarı grafiğini. Faiz aşağıda 7.70 ama enflasyon yukarıda, yani negatif faiz. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? 1993 yılı ekonomi profesörü Sayın Tansu Çiller Türkiye'de bu modeli uyguladı. 94 krizi çıktı. 2000 yılında koalisyon IMF ile bir program yaptı, koalisyon hükümeti.
DSP vardı, Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi vardı değil mi? Hı hı. Şey yoktu, MHP yoktu. MHP yok muydu? Yoktu, bence yoktur. Ha, IMF'yi ve hain IMF ve dervişi MHP yoktu değil yoktur mi? Ya, yok. Ya da o dönem genel başkanı başkadır. Başkadır. Şey yok. Ya, ironi ya yapıyoruz değerli izleyiciler. Yani çünkü bunu söyle şimdi garip oluyor çünkü. Yoksa şey demesinler şimdi bize, cahiller daha koalisyon hükümetini bilmiyorlar. 2000 yılında hatırladığım kadarıyla bir dönem enflasyon %60'lardayken kamu ihalelerinde faiz %40'la hatta bir 39'u bile gördü. Yani negatif faiz. Orada da borsa şişti. Hı hı. Negatif faiz olunca yani para ya dövize kaçıyor ya borsaya kaçıyor. Ya yatırım para kazanırım. Yani faizden para faizden kazanamıyorum. Mevduattan kazanamıyorum. Faizden bir de şansım kazanamıyorum. Şimdi borsada da şöyle bir şey var. Büyük hisseler dediğimiz endeks hisselerinde yabancıların ta eskiden beri almış olduğu büyük hisseler var. Oraya gelen her talepte yabancı hisse satıyor. Büyük hisselerde. Oysa ekonominin temel direği büyük şirketlerdir. Ama borsada ilginçtir. Yabancı mal sattığı için büyük hisseler çıkmıyor. Küçük hisseler 2-3 kat, 5 kat, 10 kat orada da SPK'nın görüntüde uygulamaları şeyleri filan yetersiz. Dolayısıyla sistem küçük hisseler üzerine kurulu bir vur kaç oyununa dönmüş durumda. Vaktiyle borsaya yatırımcı çekmek için aldığımız önlemler ve hani gelsin yatırımda yaptığımız 2011-2016 arasındaki işlemler bu dönemde biraz bize zarar verecek gibi görünüyor. Ben şunu öneririm şirketlere. Gerçekten orta büyüklükteki şirketler var. Orta büyüklükteki şirketler şöyle söylüyorum. Grup olarak mesela 2000, 1000 bu tür çalışan olan şirketler. Sermaye piyasası kuruluyla beraber bir iş birliğine gidip bu şirketlerin mali olarak güçlendirilmesi, bu kaynaklar üzerinden güçlendirilmesi önemli. En azından yatırımcı aldığı şirketin iflası ve büyük zararıyla karşılaşmaz. Evet. Bu arada vatandaşı tüketime yönlendiriyor diyoruz. Geçtiğimiz hafta da bir grafik kullanmıştık aslında. Kamuda tüketmeye, harcamaya inatla evet ve ısrarla devam ediyor. Onu verelim. Bu arada o tabloyu bir alalım mı arkadaşlar? Büyüme harcamalar son 4 çeyrek toplamı tablosunu, grafiğini. Ha, bu benim şey. Şunu söyleyeyim bu arada. Şu tembelliğe kaçıp sosyal medyadan aldığımız evet, grafik. Bu grafik Uğur Gürses'e aitmiş. Biz sosyal medyada başka biri kullandığı için oradan kullanmışız. Evet bu tablo sosyal medya ve kendi Uğur Bey hazırlamış bu tablo. Uğur Bey'in hazırladığı bir tablo. Şimdi buraya baktığımızda Sayın Kahveci burada ne görüyoruz? Ya diğer tablolarla birlikte değerlendirebiliriz bunu. Burada şey yine işte geçen hafta da ifade ettiğimiz gibi Türkiye büyüyor ediyor diyoruz ama yatırım yok. Yatırım nerede yok? Şurada yeşilimsi değil mi? Şu çizgi. Evet. Şu çizgi. Yatırım nereden beri yok? 2017'den beri yatırım yok. Bak yatırım grafiği aşağı düşüyor. Yani yatırımsız bir ülke. Şimdi bu veriye baktığınız zaman şu anda bir şey var, kriz var. Ne deriz? İşte Bora Bey, iki ülkeyiz. Bora Bey bu krizi iyi yönetecek, edecek. Bir dönem sonra, iki dönem sonra tekrar yükselişe geçecek, ekonomiyi büyütecek. Oysa benim verilerime baktığım zaman sadece bu yatırım verisi değil. Biraz önce verdiğimiz döviz grafikleri, yatırımcının TL'ye gitmemesi, dövize gitmesi, bütün bunları aldığımız zaman neyi görüyorum? Ya benim ülkemde geleceğe güven yok, mevcuta güven yok, yerli parama güven yok, yatırım yok, üretim mevcutlarla devam ediyor. Benim geleceğim yok yani. Benim geleceğim yoksa bugün yaşanan krizin ardından muhtemelen yarın çok daha büyük krizler, çok daha büyük yokluklar beni bekliyor. Biraz önce programın birinci bölümünde seyircilerimize bunu anlatmaya çalıştım. Yani Türkiye mevcut tarzda devam ettiği sürece geleceğine ilişkin umutlar, bazı dönemlerde saman alevi. Mesela bugün betona yatırım müthiş teşvik ediliyor. Beton stoğunun tüketilmesi noktasında. Bu bir saman alevi yaratır. Arkadaşlar tekrar para arzı grafiğini evet verirseniz, şey emisyon hacmi grafiğini verirseniz. İlk grafiği, ikinci grafiğimiz. Emisyon hacmi grafiğini. Bugün Merkez Bankası, hani birinci grafikte neydi? Merkez Bankası acayip evet bankalara para veriyor. İkincisi Merkez Bankası acayip para basıyor. Piyasaya oluk oluk TL veriyoruz.
Bu para TL'ye gitmiyor, dövize gidiyor. Döviz mevduatları artıyor. Bu ne demek? Bu ülkenin gelecek ile ilgili senaryosu, kimse ya biz yeniden büyümeye gireriz işte 2001 krizinden sonra 2002-2003'lerde, 5'lerde, 6'larda böyle bir büyüme süreci, böyle bir büyüme sürecine gireriz falan. Kardeşim kimse boşuna rüya görmesin. Bu yönetim tarzıyla devletin kurumlarının, devletin kurallarının çalışmadığı bir modelde, hukukun, adaletin işlemediği bir dönemde, piyasada, ekonomide, yatırımcının güven duymadığı bir ekonomide iyi bir gelecek olmaz. Daha vahimi, daha da genişe gidelim. Devlet yönetiminde liyakatın uygulanmadığı, eğitimde pozitif bilimlerin teşvik görmediği, yüksek öncelik verilmediği, ortalama ücretle asgari ücretin neredeyse aynı olduğu ülkede, eğitimin katma değerinin bu kadar düşürüldüğü ülkede kimse parlak bir gelecek, büyük bir Türkiye hayali kurarak uykuya yatmasın. Ben nacizane şeyle söyleyeyim. Yani belki burada sayamadığım birçok daha parametre var. Şimdi bunları ben söylediğim zaman kırsalla ilgili şeyi söyleyeceğim. Ya sen yanlış düşünüyorsun falan diyebiliyorlar. Bir sürü rakam üzerinden, veri üzerinden söylüyorum. İnşallah Allah bize bir ömür verir. 3-5 yıl sonra bu rakamlarla beraber tekrar çıkarız. Nasıl ki şu anda da söylüyorum. Geçmiş yazılarımız arşivde duruyor, şeyde duruyor. Ne demişiz, ne yapmışız, ne söylemişiz. Bu verilerde, bu tabloda bunları gösteriyor. Türkiye bu şeyle sadece ara ara saman alevi yanar. Şu anda da parayı bastık. Genişlemeyi yaptık. Muhtemelen bunun bir sonraki adımı eğer önlem alamazsak, emisyonu yeri geldiği zaman düşüremezsek. Mesela şimdi bu emisyona şey bakacağız önümüzdeki haftalar. Emisyonun düşmesini bekleyeceğiz. Çünkü pandemiye yönelik önlemler kaldırıldı. Eğer bunlar olmazsa Türkiye'yi çok daha büyük tehlikeler bekliyor diyebilirim. Umarım 93 yılında uyguladığımız negatif faiz, umarım 2000 yılında uyguladığımız negatif faiz sonrası yaşadığımız büyük krizleri bir daha yaşamayız. Çünkü zaten krizdeyiz. Evet. Değerli izleyiciler, paradoksun sonuna geldik. Bankalar kredi veriyor, imkanınız varsa alalım mı almayalım mı diye soruyorsunuz. Bunlar tamamen sizin ihtiyaçlarınıza, sizin taleplerinize ve sizin görüşlerinize kalmış şeylerdir. Bu programda yatırım tavsiyesi verilmez, verilmemektedir. Bunu unutmayın. Lütfen sorularınızı böyle gönderin. Biz de zevkle, keyifle okuyalım ve paylaşalım. Paradoks bu akşam da bitti. Görüşmek dileğiyle.